can lider. 31 Mart yerel seçimleri zaferinin mimarı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu selamlıyor sizleri. Teşekkür ederim. Türkiye demokrasiye inananlarla gurur duyuyor ve bütün dünya Türkiye ile gurur duyuyor. İnanın, inanın, bütün samimiyetimle söylüyorum. Bütün dünya, demokrasiye inanan bütün dünya Türkiye ile ve son seçimler dolayısıyla da yine Türkiye ile gurur duyuyor. Gurur duyuyor. Demokrasiye inanan insanlar, demokrasiden yana tavır alanlar, demokrasiyi sonuna kadar savunanlar, sizlerle herkes ama herkes gurur duyuyor. Getirmek istemediler, engellemek istediler. Bütün engelleri hep birlikte aştık. En son İstanbul seçimlerinde aştık. Cumhuriyeti demokrasiyle taşlandırdığımız zaman bir anlam kazanacaktır diye. Cumhuriyeti şimdi demokrasiyle taşlandırıyoruz ve bunu büyüteceğiz ve bunu güçlendireceğiz. Demokrasi kararlılığımızı bütün dünyaya bildireceğiz ve bildirdik de. Bu demokrasi destanının yazılmasında, demokrasi destanının yazılmasında önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün örgütlerine yürekten şükranlarımı sunuyorum. Gençlik kollarına, kadın kollarına, partiye üye olmaksızın demokrasi için mücadele eden bütün gönüllülere şükranlarımı sunuyorum. Meydan meydan gezen Millet İttifakı'nın en önemli aktörü olan İYİ Parti'nin Sayın Genel Başkanı'na, milletvekillerine yürekten teşekkür ediyorum. Ve Millet İttifakı'nda yer almamakla birlikte bize destek veren, bize destek veren AK Partili kardeşlerime, ülkücü kardeşlerime, Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerime, HDP'li kardeşlerime, saadetli kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum. Bizler tarihin en önemli süreçlerinden birisini yaşadık. Tarihin en önemli süreçlerinden birisi. Farklı siyasal görüşlerde olmakla beraber demokrasi konusunda bir araya geldik. Demokrasi konusunda bir destan yazdık. Ve bizim yazdığımız destan şu anda bütün dünyada yankılanıyor. Bundan daha güzel bir şey olamaz. Bu saatten sonra Türkiye süratle gerçek gündemine dönmeli. Mücadelemizi kadınlarla birlikte yapacağız. Mücadelemizi erkeklerle birlikte yapacağız. Mücadelemizi çocuklarımızla birlikte yapacağız. Mücadelemizi engellilerle birlikte yapacağız. 82 milyon demokrasi sınavını verdik. 82 milyon. Şimdi demokrasiyi yüceltme zamanı. Birlikte yücelteceğiz. Birlikte Türkiye'ye sahip çıkacağız. Birlikte insanlarımıza sahip çıkacağız. Birlikte sorunlarımıza sahip çıkacağız. Birlikte Türkiye'yi büyüteceğiz. Hiç kimsenin üzülmesini istemem. Ekrem Bey'in rakipleri kazanamamış olabilirler. Ama hiç kimse unutmasın. Kazanan demokrasidir. Kazanan Türkiye'dir. Kazanan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Kazanan Mustafa Kemal'in ve onun arkadaşlarıdır demokrasiyi getirmek isteyenler. Ve Ekrem Başkan
önümüzdeki günlerde mazbatasını alacak. Hakkı ikinci kez teslim edilecek, hakkı. İkinci kez. Tabii her belediye başkanına da nasip olmaz. İkişer ay arayla ya da bir ay arayla iki kez arka arkaya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilmek de her kula nasip olmaz. Artık biz birer demokrasi mücadelesi veren bu ülkenin saygın insanlarıyız. Herkesi kucaklayacağız, bizi eleştirenleri de. Hiç kimseye ama hiç kimseye kin beslemeyeceğiz, öfke beslemeyeceğiz. Herkesi kucaklayacağız, kucaklayıcı bir dil kullanacağız. Herkese saygı göstereceğiz, her düşünceye saygı göstereceğiz. Düşünün, Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonra artık 82 milyonun partisidir. 82 milyonu kucaklayacaktır. 82 milyonun sorunlarına odaklanacaktır. Ve bizler bir arada huzur içinde yaşamak istiyoruz. Bizler bir arada hiçbir çocuğun yatağa arkaya girmediği bir Türkiye'de yaşamak istiyoruz. Ve bizler bir arada kadın erkek eşitliği için mücadele edeceğiz. Bunun için yaşıyoruz. Ve bizler bu toplumda hiç kimsenin açsız olmadığı, işsiz olmadığı, her evde tencerenin kaynadığı güzel bir Türkiye istiyoruz. Ve bizler belediye başkanlarımızın yurttaşlar arasında hiçbir ayrım yapmadığı bir güzel belediye başkanlığı istiyoruz. Ve bizler Ankara'da, İstanbul'da, Antalya'da, Adana'da, Mersin'de, Aydın'da, İzmir'de ve daha çok Türkiye genelinde huzurlu, barış içinde bir Türkiye inşa etmek istiyoruz. Şimdi yolumuz uzun ama yolumuz güzel. Kararlıyız, inançlıyız. Herkesi kucaklıyoruz. Herkesi kucaklıyoruz. Herkese selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz. Bu düşüncelerle tekrar hepinize en içten selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Hoşça kalın diyorum. Demokrasi içinde yürüyeceğiz. Demokrasi için yürüyeceğiz.